Natural Finans'a hoş geldiniz. Ben Emre. Öncelikle videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda Reader, Agro, Logo, ARDYZ, Link, Fonet, Kafein, Mia Teknoloji gibi bilişim ve yazılım sektöründe bulunan hisselerin bugün gün içerisinde gerçekleşen işlemlerine bakacağız ve bu hisselerin uzun, orta, kısa vadede olurlarını yorumlayacağız. Bildiğiniz gibi bu hisseler kısa vadede bir düşüş trendinde düşüyor hepsi yani. Ben bu hisselerde güvenli alım yaptığım noktaları belirteceğim. Yükseliş beklediğim noktaları belirteceğim. Ve Olurlarını yorumlayacağım arkadaşlar kısacası sizlerden en önemli ricam lütfen videoyu atlamadan ilerlemeden izleyin ki sizlere bir faydası olabilsin başlayalım İlk olarak reader'la başlayalım arkadaşlar reader tarafında bakın bir düşüş trendi var olan bir düşüş trendi var ve bu trend artık bir nebze de olsa kırıldı gibi gözüküyor ben bundan sonraki süreçte bu hissenin kendini bir miktar yataya bağlama ihtimali yüksek görüyorum bakın. RSI de dibe geldi sayıları bakın. RSI'yi de görüyorsunuz burada. Ve 200 günlük hareketli ortalama şu anda yok. Çünkü ise Halkars Cars olalı 200 gün olmamış da O da yakın bir zamanda gelecektir bence. Bu 100 günlük, 200 günlük gelecektir bence yakın zamanda. Zaten burada mantıklı. 100 günlük geldiyse 200 günlük gelmesine. 100 günlük burada geldiyse 200 günlük de buralarda gelecektir. Şimdi arkadaşlar bu ise bir miktar yata ilerledikten sonra RSI'nin de dibe gelmesiyle ben destek 1 ila destek 2 noktalı noktası arasında bir yerden dönüş yakalayabileceğini düşünüyorum ve ayrıca bakın burada düşen trend vardı, o kırıldı, kendini biraz daha yataya bağladı, hareketleri biraz daha sakinleşti. Bakın bu yazılım ve bilişim sektöründeki hisselerin olumlu olabilmesi için endeksin pozitif olmasına gerek yok. Yani bazıları istisna tabii ki bazıları için gerek var, bazıları için gerek yok. Bu yazılım hisseleri. Endeks negatifken, endeks düşerken zaten halihazırda yükseliyordu. O sebepten dolayı endekse bakmanın çok da fazla büyük bir mantığı yok. Tabii ki pozitif olsa daha mı iyi olur? Yani iyi olacaklar da vardır aralarında. Fakat para girişi endeks negatif olduğunda direktmen bunlara giriş olacağı için bazıları da endeksin pozitif olmasından negatif olarak etkilenir. Dediğim gibi destek 1 ile destek 2 aralığında herhangi bir yerden dönüş beklediğimi zaten belirttim az önce. Şu anda... E, kırmamız gereken 41-60 direnci var. Buraya destek bir olarak yazmışız ama artık bu direnç. E, onun haricinde e, başka diyebilecek olduğum bir şey düşse düşse bence 31-34'lere kadar düşer. Bu da destek 2 noktasına tekabül ediyor. E, direnç 1 kırılırsa kısa vadeli olarak bakın burada direnç 1 yazılı e, yer kırılırsa yani 46-86 yanlış görünüyorsa ama aynen 46-86 kırılırsa bu hissede kısa vadeli olarak sert yükselişler gelebilme ihtimali yüksektir. Bu hissenin gün içerisinde gerçekleşen işlemlerine bakalım bugün. Derinlik tarafında 265 bin not 10 kademeyi sayalım bir tek. 157 bin not alış tarafı 195 bin not satış tarafı. Fakat derinliğin en başında bakın 40-50 fiyatından veyahut da diğer fiyatlardan biraz daha alışlar baskın. Çok büyük bir baskınlık yok şu an değişti hatta bak görüyorsunuz. Direkt 10 kademeyi sayalım hatta. 10 kademe derinlikte biraz daha satışlar baskın yani biraz daha. Ee, ...bu önümüzdeki yarım saatlik süreçte düşmesi biraz daha muhtemel. Ee, yükselmesi biraz daha zor gibi gözüküyor. Emirler bu şekilde kalırsa şayet ki. Takasına bakalım. Takas ne durumda? Ee, bunlar hali hazırda zaten ellerinde yüklü miktar lot bulunduran e, kurumlar. Ne yapmışlar? İş, garanti, ziraat, yapı kredi, vakıf. Ziraat, vakıf, garanti. Ee, onun haricinde yapı kredi burada mı? Değil. Bugün bakın hepsi satmış. 194, e, 200 etti, 300 etti şu an. E, 400 milyon civarı önemli kurumlardan, bankalardan satış var. Alış tarafına baktığımızda ise de işten bakın alış var. 276, 63 da. Yani hemen hemen alışlarla satışlar birbirini ötürlüyor. Bu da için aslında yeterli bir sebep. Önemli olan bankalar ne alıyor ne satıyor. Ne bir yerde baskınlık var ne alışlar baskın ne satışlar baskın yani. E, negatif, e, nötr olarak yorumlayacağım ben bunu bugün burada. Devam edelim. Lütfen sizlerden ricam videoyu beğenip kanalımıza hala daha abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. E, sizlere fayda sağlayabilmesi açısından. Mutlaka bildirimleri de açın. Zaten günde harıl harıl video atan biri değilim. Günde maksimum iki video atıyoruz. Sizleri çok da rahatsız etmem. E, devam edelim. Bir diğer ise Agrot. Zaten şu anda bence bu ise. Alım noktasında arkadaşlar bunu kendi hür irademle söylüyorum. Ben kendim bugün burada destek 2 noktasından 29.74 fiyatından alım yapacağım. Yani gelmese bile ben bunu teyit ettiği olarak sayarım. Ve bugün de hacimsiz bir gün bakın görüyorsunuz. Düşmesi halinde bence en kötü ihtimalle 100 günlük hareketli ortalamaya kadar düşme ihtimali vardır. Bu da hangi fiyata tekabül ediyor diye soracak olursanız. Şu anlık 26.97'ye kadar maksimum ihtimalle bence düşme ihtimali var. Zaten RSI da dibe gelmiş sayılır bakın. Ondan sonraki süreçte bence yükselişe geçecektir arkadaşlar. Şu anda düşen trend kırılmadı vesaire bir şey olmadı. Yatay şekilde ilerliyor. Dedi destek iki noktası benim için bir kademe alım bölgesidir ve 100 günlük hareketli ortalama yani 26 26.97'de benim için güvenli alım bölgesidir arkadaşlar. Orta vadede bu hissede yükseliş bekliyorum. Bunu da belirtmemde fayda var. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Destek bir kırılırsa da kısa vadeli olarak sert yükselişler gelebilme ihtimali mevcuttur. E, derinliğine de bakalım şöyle bir. 252 bin not alış tarafı, 218 bin not satış tarafı ağırlıklı olarak biraz alışlar baskın. Önümüzdeki yarım saatlik süreçte biraz daha düşmesi zor gibi gözüküyor. Takasına bakalım. E, beğeni sayıları çok olursa ben bu hisseleri her gün analiz ederim. Yorumlarda belirtin her gün analiz etmemi istiyorsanız buradan da görüldüğü üzere ne yazık ki hala daha biraz daha satıştalar önemli olan banka ve kurumlar. Ellerini zaten yüklü miktar lot bulunduran, lot bulunan bankalar satışta. İş, garanti, ziraat, vakıf ne kaldı? Kalmadı. Hepsi satışta. Yani o sebepten dolayı ben Agrot'un bugün aracı kurum dağılımını ve takasını çok beğenmedim. biraz daha düşüşler gelebilir ama kısa vadeli olarak yani teknik anlamda güzel. Devam edelim. Bir diğer ise Logo. Logo tarafında bakın e, hali bir yükseliş trendi vardı. Ve bu yükseliş trendinin altına ne yazık ki sarkıldı. E, şu anda bizim takip edeceğimiz nokta 100 günlük hareketli ortalama. Burada gördüğünüz mor çizgi yani. Veya hatta düşerse daha da düşmeye devam ederse bir listedeki en önemli destek noktası 200 günlük hareketli ortalamadır arkadaşlar. Bu da burada gördüğünüz yeşil dalgalı çizgi. Ben bu çizginin altına sarksa bile mutlaka mutlaka destek 2 noktasından dönüş yakalayabileceğini düşünüyorum. Ve ayrıyetten bu hissede burada gördüğünüz 92.70 fiyatı kırılırsa kısa vadeli olarak sert yükselişler gelebilme ihtimali vardır. RSI kendini biraz uyumsuzluk, olumsuzluklara ittirmiş. Biraz daha kötü ilerleyebileceğini gösteriyor. Şu anda bu hisse buradan bir kademe alıma bence uygundur. Düşmesi halinde Şurada gördüğünüz 200 günlük hareketli ortalamadan alım yapmak bence uygundur. Dağda düşmesi halinde destek 2 noktasından alım yapmak bence uygundur. Destek 2 noktası 76.30. 200 günlük hareketli ortalamada hangi fiyat diye soracak olursanız da. 81.05 arkadaşlar. Onun haricinde diyebilecek olduğum başka bir şey yok. Düşen trend var şu an bilginiz olsun. Yükselen trendi kırdı. Kısa vadeli olarak düşüşler gelebilir. E, fakat orta vadede tekrardan yükselişe geçecektir bence. Şu anda bu da e, alım için fırsat veriyor. E, bu hissenin gün içerisinde gerçekleşen işlemlerine bakacağız şimdi. 37 bin not alış tarafı, 41 bin not satış tarafı. Yani herhangi bir yerde baskınlık yok. Şöyle diğer modellerden takas analizine bakalım. Bunlar ellerinde zaten yüklü miktarda bulunan banka ve kurumlar. Ne yapmışlar? Bu ise ağırlıklı olarak yabancı yatırımcının elinde bakın. 9 burada. Ağırlıklı olarak %30'u hemen hemen yabancı yatırımcının elinde. Ne yapmış bugün yabancı yatırımcı? Şöyle. Yatırım finansman ufak bir satış yapmış yabancı yatırımcı. Onun haricinde şöyle alış tarafına bakalım. Bank of America'da ufak bir alış yapmış. O da yabancı yatırımcı. Alışlar biraz daha baskın yabancıda. Bu biraz pozitif etkiler isteği. Ee, onun haricinde şöyle e, iş satışta, e, yapı kredi satışta. Yani arkadaşlar biraz daha negatife hala daha yatkın gibi gözüküyor. Kısa vadede biraz daha düşüş gelebilir gibi e, açıklama yapabilirim. Fakat orta vadede bence yükselişe geçecektir. Yabancı yatırımcının çok ağır, öyle ağım şalım bir satışı yok. E, veyahut hatta buradaki aracı kurumlarında da çok ağır ağım şalım bir satışı yok. Fakat satışlar biraz daha baskın. Bunu bilseniz yeter. E, bir diğer ise ARDYZ. Bir diğer ise geçmeden sizlere bir duyurum var. Benim kendi e, grubum var bir tane. Kendi hisselerimi burada paylaşıyorum. E, bu hafta yaklaşık %11'lik kar marjı elde ettik. E, yorumlarda gruptan üyeler varsa onlar da yazabilir. E, bu gruba gelmek için aşağıdaki Whatsapp iletişim hattından benimle iletişime geçebilirsiniz. E, profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. E, her hafta yani bir kıyamet kopmazsa kötü bir şey olmazsa e, kısa orta vadeli hisseler paylaşıyoruz. Yani e, şu değil yani hisse paylaşıyoruz milyoner ediyoruz bu değil. Teknik anlamda yükseleceğini düşündüğümüz hisseleri paylaşıyoruz. E, ve genellikle kazanıyoruz yani. Buradan da görüldüğü üzere zaten. Ee, bu hafta %11'lik bir kar marjı yakaladık. %4'te stop olduğumuz hisseler var. Yani hemen hemen yüzde %7'lik bir karla bu haftayı kapatacağız gibi gözüküyor şu anda. Ee, yani gelmek isteyenler olursa WhatsApp iletişim hattı aşağıda sizleri bekliyor. Bir diğer ise ARDYZ. Bakın şu anda aralarında en sağlıklısı bu gibi gözüküyor. Burada gördüğünüz turuncu çizgi üstünde kaldığı sürece bu hissede yükselişler devam edecektir arkadaşlar. Ve RSI'de bakın buradaki sarı çizgiye kadar gelip şurada aşağıda gördüğünüz sarı çizgiye kadar gelip tekrardan yukarı yönlü hareket gösterme ihtimali vardır. Şu anda bu hissede takip edeceğiniz en önemli nokta buradaki turuncu çizgi. Zaten buradaki turuncu çizgi de hem 100 günlük hareketli ortalamaya tekabül ediyor hem 20 günlük hareketli ortalamaya tekabül ediyor hemen hemen. 50 günlük ve 20 günlük pardon 100 günlük değil. E, onun haricinde diyebilecek olduğum başka bir şey bu ise düşse düşse bence destek bir noktasına kadar gerileyebilir. Tabii ki bu zor bir ihtimal. Yani gerilerse bile destek bir noktasına kadar gerileyebilir. Ben bu hisseden buradaki 20 günlük hareketli ortalama veya hatta 50 günlük hareketli ortalamaya değdiğinde alım yapacağım. Belirteyim. Onlar da buralar bakın. 45.12 ve 44.37 fiyatları. E ayrıca düşmeye de devam ederse buradaki turuncu çizgiden alım yapacağım. Daha da düşmeye devam ederse burada gördüğünüz 100 günlük hareketli ortalama yani 40.98 fiyatından alım yapacağım. E yani bu da alış fırsatı veriyor diyebiliriz. Şu anlık tam olarak vermese de bence önümüzdeki 3-5 günlük süreçte verecek gibi gözüküyor açık konuşayım. E bu hisse de hangi fiyat? E 51 lira üstünde kapanış gelirse kısa vadeli olarak sert yükselişler gelebilme ihtimali de mevcuttur. RSI bir zirveyi test edecek bence. Yani buraya değdikten sonra tekrardan zirveye doğru ilerleyecek ve bu da buralara kadar düştükten sonra sarı çizgiye gelmiş olur zaten. Buralara gelir bence. Devam edelim. Derinliğine bakalım ARDZ'nin. 200 özür dilerim. 53 bin not alış tarafı, 121 bin not satış tarafı. Ağırlıklı olarak biraz satışlar baskın. Önümüzdeki yarım saatlik süreçte işte. biraz daha yükselmesi zor gibi gözüküyor. Çok fonların ağırlıklı olarak alım yaptığı bir hisse bu. Şuradaki 3 bankaya bakalım. İş, garanti, ziraat. Garanti ne yapmış? Satmış. Ziraat ne yapmış? Satmış. Yaklaşık 211 buradan desek. 300 bin not civarı satmışlar. İş almış mı? 300 bin not almış. O yüzden ben bu hissenin bugün aracı kurum dağılımını ve takasını beğendim açıkçası. Devam edelim. Link. Link. Lütfen bu dakikaya kadar izliyorsanız videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destek olmak açısından. E, mutlaka abone olup bildirimleri açın bakın. Abone olup bildirimleri açarsanız çok faydasını görürsünüz. Lütfen yapın bunu. Şu an bu ise bence güvenli bir alım noktasında. Yani bir kadem ama çok değil. Çok öyle abartı e, şımarmaya gerek yok. 100 günlük değil 50 günlük hareketli ortalamanın şu anda tam üstünde. Bakın görüyorsunuz tam üstünde. Dün buradan tepki aldı ve yükseldi. Altına salınacak mı, salınmayacak mı e, şüphesi var şu an şu anda insanlarda. E, 355 lira şu anda, 355 lira, 355 mi burası, aynen. 355 lira üstünde kaldığımız sürece bu ise yukarı ve yatay yönlü ilerleyecek arkadaşlar. Şu anda mavi çizginin altına sarktığımız için e, yükselen trend bir nevi bozuldu deme diyebilme şansımız var, var yani. E, bunu bilseniz olur. Onun haricinde e, ee, düşse düşse şurada gördüğünüz destek bir noktasından bence dönüş yapımı ihtimali vardır. Buradaki zaten 355 fiyatı aynı zamanda 350 fiyatı da 100 günlük hareketli ortalamaya tekabül ediyor. O yüzden yani düşerse destek bir noktasından alım yapacağım. Şu anda bir kademe alım yaptım. ve hatta da daha da düşerse 100 günlük hareketli ortalamadan alım yapacağım. Destek iki noktasından alım yapacağım. Daha da düşerse artık yani burayı bekleyeceğim. 200 günlük hareketli ortalamayı bekleyeceğim. bunların yani bir hisse arkadaşlar siz bir hissenin artık yani çok garanti garanti gözüyle bakamazsınız. Yani yükselecek veya düşecek derken garanti gözüyle bakamazsınız. İhtimaller arasında gider gelirsiniz. O yüzden siz bir hisseden mutlaka alım yaparken bir fiyattan değil de böyle 3-5 fiyat belirleyip oradan alım yaparsanız sizin maliyetiniz yani elzem olur. Aradığınız şartlar bence bu şekilde olmalı. Devam edelim. Linkin derinliğine bakalım. 3000 alış, 1700 satış. Biraz daha alışlar baskın. Biraz daha düşmesi zor gibi gözüküyor önümüzdeki yarım saatlik süreçte. Takasına bakalım. Önemli olan banka ve kurumlar yukarıda görüldüğü gibi. Bunlar bugün ne yapmış? Ziraat yok burada önemlilerden. İş satmış. Garanti satmış. Vakıf satmış. Ak almış mı peki? Hemen hemen yani burada biraz satış var. Ak almış ama yani çok ciddi bir miktar değil. Buradan da görüyorsunuz. Çok ciddi bir miktar değil. Fakat iki gündür topluyor bakın. Dün çok ciddi bir miktar almış. 7000 not civarı almış. Fakat bugün biraz daha yataya bağlamış. Ak, Ak'ın dün aldığını da burada gözlemlersek. Dün de almış dersek arkadaşlar. Ee, şöyle bir daha bakalım satışlara. Akın dün aldığını da varsayarsak aracı kurumda aldım ve takası güzel. Fakat e, yani sadece bugüne bakacak olursak güzel değil. Dünü de katarsak güzel. Devam edelim. Fonet'teyiz. Ee, bu ise çok fazla e, yatırımcının ilgisini çekmiş bir hisse. Yani buradaki yükselişten sonra benim de arkadaşlarım var. Yani girdi bu hisseye buradan girdi. Buradan girenler oldu. E, şu anda ağlayıp zırlayanlar var. Dedim dedim yani her zaman bunu belirttim yani bu kadar tavan gitmiş bir hisse girerken mutlaka kademeli alım yapmak zorundasınız zaten yani bu sizin için bir seçenek değil yoksa kaybedersiniz bakın görüyorsunuz düştü ee, şu anda önemli bir noktadayız bu nokta hangi nokta Şurada gördüğünüz destek bir noktası bugün bir alım yaptım destek bir noktasına değdiğinde daha da düşerse destek iki noktasından alım yapacağım daha da düşerse 200 günlük hareketli ortalamadan yani şu anda hangi fiyata tekabül ediyor? 15-65 noktasından alım yapacağım. Yanda fiyatlar yazıyor buna bakabilirsiniz. Destek bir destek 2 diye belirtiyorum ben bunları. 100 günlük hareketli ortalamada 21 liraya tekabül ediyor şu anda. Yani düşse düşse e, nereye kadar düşer? 200 günlüğe kadar düşer bence. Arkadaşlar şu an bu hisse. Ee, hangi fiyat? 19.68 üstünde kaldığı sürece yönümüz yukarı ve yatay yönlüdür. Bir kademe alım yaptım bugün. Daha da düşerse dediğim gibi alım yapacağım noktaları da belirttim. Ee, direnç bir bölgesi yani 32.14 kırılırsa da kısa vadeli olarak sert yükselişler gelebilme ihtimali mevcuttur. Fonetin derinliğine bakalım şöyle bir. 153 alış tarafı 300 kusur satış tarafı. Biraz daha satışlar baskın. Biraz daha yükselmesi zor gibi gözüküyor önümüzdeki yarım saatlik süreçte. Takasına bakalım. Önemli olan banka ve kurumlar yukarıda görüldüğü gibi. Garanti, ziraat, yapı kredi, vakıf, iş, iş almış yanlış, yanlış hatırlamıyorsam bugün. Yok iş de almamış. Bugün yabancı yatırımcı bu hisseyi yükseltiyor. Yani çok güven vermiyor açıkçası. İş de satmış. Yani ben bugün aracı kurum dağılımı ve takasını çok beğenmedim açıkçası. Devam edelim. Bir diğer ise kafein. Lütfen bu dakikaya kadar izliyorsanız videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka da kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yata ilerliyor. Bunu hafta sonu daha detaylı inceleyeceğim bu isteğe özel. Yata ilerliyor bakın gördüğünüz gibi. Yata ilerleyen bir de bu yata ilerleyen süreçte kimler almış kimler satmış bu önemli. Daha önce yatay ilerlediğinde kimler almış kimler satmış ona bakıp bununla karşılaştırırsak aynı bankanın aldığını yakalayabilirsek bir patlama yakalayabiliriz tabii ki. Bunu önceden sizlere haber veririm. Dediğim gibi hafta sonu bunu inceleyeceğim. Böyle bir durum varsa videosunu çekerim. Ee, hisse düşse düşse bence 117 liralara kadar gerileyebilir. E, düşse düşse demeyeyim yani 117 üstünde kaldığı sürece yukarı ve yatay yönüdür yönümüz. Ayrıyetten 200 günlük hareketli ortalamada 95-72'ye e, tekabül ediyor şu anda. Yani en kötü ihtimalle bence buradan döner. E, bu hissede 145 lira üstünde kapanışlarda kısa vadeli olarak sert yükselişler gelebilme ihtimali mevcuttur. Şu an buradan bir kademe alım yaptım belirteyim. Daha da düşerse destek birden bir kademe alım yapacağım. E, destek birden önce 100 günlük hareketli ortalamadan alım yapacağım. Şu anda bu hissenin yükselmesini engelleyen iki tane unsur var. Hangisi de diye soracak olursanız. 20 günlük hareketli ortalama ve 50 günlük hareketli ortalama. Bunlar engelleyen unsurlar. Buralarda kırılırsa kısa vadeli bir yükseliş gelebilir. Onlar da şurada sağda görünen iki fiyat. 133 ve 131.6 Bunda bu şekilde. Kafeinin derinliğine bakalım. 27 21 Biraz daha alışlar baskın. Çok büyük bir baskınlık yok ama. Takasına bakalım. Önemli olan banka ve kurumlar şu anda gördüğünüz gibidir. Ee, vakıf, ziraat, ne yapmış? Yapı kredi satmış, garanti satmış. Ee, i̇ş ne yapmış bugün? Çok ciddi almadıysa kötü. Yani bugün bunun da aracı kurum alım ve takası güzel değil. Devam edelim. Ee, serimizin son hissesi yanlış bilmiyorsam aynen. Mia teknoloji arkadaşlar yani bu hisse milyonlarca yatırımcının belki de dikkatini çekmiş durumda. Yani bana bu hisse o kadar çok soruluyor ki yani artık cevaplamaktan sıkıldım. Burada bir tane düşen trend vardı ve o trend kırıldı gibi gözüküyor. Fakat yine de altına sarkıyor bakın burada. Yani ne desek havada kalıyor. Yani bu şu an bu hisse buradan tepki alabilme ihtimali vardır. Neden? Çünkü şu an burada 100 günlük hareketli ortalama var. Fakat bence RSI dibe gelmeden bu hisseyi rahat bırakmayacaklar. Destek 2 noktasından şu anda ben bir kademe alım yapacağım düşerse. Hangi fiyata? 54.35'e tekabül ediyor şu anda. Ve bugün de bir kademe alım yaptım. 100 günlük hareketli ortalamadan, 50 günlük hareketli ortalamadan. 100 pardon özür diliyorum. Daha da düşerse 200 günlük hareketli ortalamadan da alım yapacağım. RSI dibe gelirse de bu benim için bir işarettir. Buradan da belki bir kademe alım yaparım. Ee, Bunda şu anda düşen trend kırıldı aslında. Fakat yani yine de sürünüyor. Ee, onun haricinde bu hissede 60-50 mi? Şurası nereye tekabül ediyor? 60-50 üstünde kapanışlarda kısa vadeli olarak sert yükselişler gelebilme ihtimali vardır. Derinliğine bakalım. 438-434 alış tarafı 198 satış tarafı biraz daha alışlar baskın. Öyle diğer modüllerden takasına bakalım. Önemli olan banka ve kurumlar yukarıda görüldüğü gibidir şu anda. Garanti, Yapı Kredi, Yabancı Yatırımcı, ee, Ziraat Vakıf nerede? Ziraat Vakıf. Yani hepsi satışta arkadaşlar. İşte çok ciddi miktarda almadıysa 171 almış. Yani biraz daha satışlar baskın. Bunu söylemem gerekiyor. Çok baskın hatta. Beğenmedim ben bugün aracı kurumda alımın yatakasını. Sizlere bu videoda alış fırsatı veren yazılım ve bilişim sektöründeki hisseleri göstermeye çalıştım. Kendi güvenli alım yaptığım noktaları göstermeye çalıştım. Eğer ki faydalı bulduysanız mutlaka beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın mutlaka. Yorum yapın bir daha aşağıda. Yani bu hisselere eklememi istediğiniz hisseler varsa mutlaka aşağıda belirtin. Ve ayrıca WhatsApp grubuma da gelmek isterseniz aşağıdaki WhatsApp iletişim hattından sizleri bekliyor olacağım arkadaşlar. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.